karga kafatası da. Ya şöyle hoplayıp zıplama olayları beni oldum olası hep germiştir. Küçükken Mario falan oynarken de hep böyle bir yerden bir yere zıplayacağım zaman hep nefesim kesilirdi. Herkese merhabalar, FRPNet'e hoş geldiniz. Ben Kayra Kerikükçü. Tam Cadılar Bayramı öncesinde yeni yeni çıkan Pumpkin Jack oyununu sizlere kısaca oynayacağım ve göstereceğim böylelikle. Pumpkin Jack bir bal kabağı korkuluk karışımı, bir karakteri canlandırdığımız güzel bir hack and slash aksiyon oyunu. Ben kısaca bir baktım fakat bugün sizinle en baştan başlayacağız. Kısaca bir göstermek istiyorum oyunu. Özellikle Nightmare Before Christmas animasyonu, Tim Burton'ın çektiği stop motion animasyon filmini izleyenler bilecektir. Orada Pumpkin King vardı, böyle bal kabağı kralı, Cadılar Bayramı'nda kralı, onun da ismi Jack'ti. Böyle zaten o bal kabaklarına hani oyulup kakılan ve içine işte ışıklar yerleştirilen bal kabaklarına Jack o' Lantern deniyor. Yani Jack feneri diyebileceğim bir şey deniyor. Burada da biraz kelime oyunlarıyla işte. Yani o Jack ve Pumpkin olayı Cadılar Bayramı'nda çok birbiriyle iç içe geçmiş isimler. Burada da Pumpkin Jack ismiyle karşımıza çıkıyor. Bakalım görelim oyunda neler var. Hep beraber bakalım. Yolculuğa başla diyelim. Bu arada yolculuğa başla diyeceğiz. Yeni oyun demeyeceğiz. Oyun gördüğünüz üzere Türkçe. Çok da güzel bir çeviri yapmışlar gördüğüm kadarıyla. Profesyonel bir çeviri olmuş. Öyle amatör ya da çeviri siteleri kullanılarak çevrilmiş bir şey değil. Birazdan göreceksiniz. Ben çok kısa bir baktım. Şimdi beraber oynayalım. Aksiyon neler varmış neler yokmuş. Arkansil Kingdom. In peace and coexistence between the humans, the animals, the birds, sevimli krallık. And the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansas a little more entertaining. Karışması olmaz zaten. The devil unleashed the curse of the eternal night. A powerful spell that conjured mindless, soulless, ebedi karanlık laneti. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful, but for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon the champion. Mighty Wizard. Mighty Wizard. Sorcerer with the skill and He-Man'deki orko benzeri bir büyücü bu herhalde. Ya da Final Fantasy'deki eski Final Fantasy oyundaki büyücüye de benziyor. To find the power he needed to break the curse of the eternal night. Very well, the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him Jack'in ruhunu bal kabağın içine yerleştirdi. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Büyücüyü bulup yok edersek ruhumuz ebedi özgürlüğe kavuşacak ha. Bak sen. Hop. Kafatası düşüyor. Ne ya? Bal kabağı düştü. Evet, tarlaya düştük. Bal kabağı, tarla. Evet, bu biziz. Bu Pumpkin Jack. Böyle göstereyim evet. Bir korkuluk gibi. Gözleri ağzı yanan bir bal kabağı. Buralar biraz tutorial gibi. Yani öğretici gibi.
Böyle grafikler çok güzel. Eğlenceli. Torchlight oyununu anımsatıyor bana grafikler. Kimler gelmiş? Bu arada gerçekten demin de dediğim gibi çeviri çok güzel olmuş. Bayağı keyifli. Amatör bir çeviri değil. Güzel bir iş çıkmış. Süslü vücudu sana kimin verdiğini unutma. Oryantasyon eğitimi. Evet, muhtemelen tutorial görevi oynayacağız. Bu arada madem tutorial dedik, WASD tuşlarıyla ilerliyoruz ve mouse'la kontrol ediyoruz. Bu yeşil kazanlar hem canımızı dolduruyor, eğer canımız azsa, bu sol alt köşede gördüğünüz yeşil yer canımız, hem de oyunu kaydediyor. Evet. Ha evet, burada da karga kafatasları var. Bunları topladığımızda bazı yerlerde kozmetik şeyler, yani kozmetik şeyler açıyoruz. Yani kıyafetler, silah gibi şeyler açıyoruz. Bu karga kafataslarını o yüzden toplayıp oyunda daha iyi kostümler, daha iyi demiyorum da daha çok hoşunuza gidebilecek kostümleri açıyoruz. Burada da bir tane var, onu da alalım. Sonra da atlayalım. Hop. Çift zıplama olayını oyunlarda hep sevmişimdir. Ve boş boş koşarken de eğlenirim kendi kendime çünkü. Zıplayarak. Hop. Yine mi sen? Canavarlar fink atıyor. Hepsini kolaylıkla pataklıyor olmam lazım. Bakalım göreceğiz. Durduk yere neden saldırsın? Onlardan biri olduğumu kimse demedi mi bunlara? Evet, biz de iblisin tarafındayız. Onlar da iblisin yarattığı yaratıklar. Ve kafaları çalışmıyor galiba. Bizi insansı bir şey olarak görünce. Aa, biz de insanız deyip bize saldırıyorlar. Tamam ya. Ne atarlı baykuşmuş bu da. Hop. Hop. Ah. Vurdu. Etrafa bu arada iyi bakınmak lazım. Bu karga kafatasları çok saçma sapan yerlerde de çıkabiliyor. Kargalar. Niye kaçıyorsun? Korkuluk. Yaşamış en habis yaratık olan Jack'im. Ya korkuluğun ayakları yok tabii. Kafası da aslında dolu değil. Geçmene izin veririz. Karşına ilk isteriz. İstersen verme. Hadi bakalım ne istiyorsun? Arada sırada bir korkuluk ortaya çıkıyor. Karga giller arasında terör estirmek. Çok keskin gagan varmış. Vallahi gel. Hava desteği fena olmaz cidden. Gidelim hadi bakalım. Evet. Ha, mouse'un sağ tuşuna basınca karga ileri fırlayıp bir şeyler yapıyor. Şimdi mi köprüleri devirdi de başka? Ha şöyle. Bu ne? Ay, yanan kafatası var orada. Aa, kuşu attım üstüne. Hop. Bu arada kargayı böyle sürekli fırlatamıyoruz. Her dakika saldırır gibi. Belli bir cooldown'u var. Bir 4-5 saniye bekliyoruz tekrardan saldırmadan için.
Ha, köre kaldık şimdi. Normal saldırabiliriz. Burada da bir karga kafatası var. Onu da alalım. 3 oldu. Burada renkler falan çok güzel. Oyunun müzikleri de bu arada çok güzel olmuş. Yine dediğim gibi Nightmare Before Christmas'ı izlemiş olanlar Danny Elfman'ın o unutulmaz müziklerini hatırlayacaklar. Aynı tınıda müzikler çok hoş olmuş. Çok beğendim müziklerini ve oyunun. Hop. Bir karga kafatası daha. Ya şöyle hoplayıp zıplama olayları beni olduğum olası hep germiştir. Küçükken Mario falan oynarken de hep böyle bir yerden bir yere zıplayacağım zaman hep nefesim kesilirdi. Böyle bir... Yavaş. Aa, bu ne? Yaratık mı? Değil. Satıcı bu ya. Ba. Sen konuşabiliyor musun diyene bak. Aa, bu şey, kozmetik eşyaları alacağımız şey. Tüccar. Evet evet. Kostüm falan satıyor. Giderim isterim dedi ya. Ya ayıp ettin. Evet. Şu anda üstümüzdeki kıyafet bu. Kral kabak. Pumpkin King kostümü. Bir karga kafatası daha. Ya şöyle hoplayıp zıplama olayları beni olduğum olası hep germiştir. Küçükken Mario falan oynarken de hep böyle bir yerden bir yere zıplayacağım zaman hep nefesim kesilirdi. Böyle bir... Yavaş. Aa, bu ne? Yaratık mı? Değil. Satıcı bu ya. Ba. Sen konuşabiliyor musun diyene bak. Aa, bu şey, kozmetik eşyaları alacağımız şey. Tüccar. Evet evet. Kostüm falan satıyor. İndirim isterim dedi ya. Ya ayıp ettin. Evet. Şu anda üstümüzdeki kıyafet bu. Kral kabak. Pumpkin King kostümü. Oduncu var. Cowboy. Samuray. Dedektif. İskelet. Şahin. Bu kadar kostümler. Evet. 5 kafatasına oduncu kostümü alabiliyoruz. Güzelmiş. Kuşan diyelim. Giyelim bunu da. Hoş oldu, ben sevdim. Çeviremiyor muyuz bunu? Çeviremiyoruz. Okey, alışveriş bitir. Görüşürüz. Koşalım bakalım. Civardaki eşyaları kırabilirsin. Ha evet, eşyaları kırdığınızda bu yeşil yeşil ışıklar göreceksiniz. Onlar bizim canımızı dolduruyor. Böyle eşyaları kırarak... Lambayı kırabiliyor muyuz? Aa, kırdım. Onu kırabiliyor muyum? Aa, bunu da kırabiliyorum. Hop. Güzel be. Etraftaki ıvır zıvırla etkileşime girmek de hoş. Severim böyle sağa sola sallamayı. Eyvah. Devam edelim bakalım. Hop.
Yeşil kazan. Oyunu da kaydettik. Canımızı da doldurduk. Hay Allah, yine zıplamalar, oklamalar. Platformlar. Yetiştik. Of. Hoppa. Buradan aşağı inelim. Kaydettik. Bakalım nereden buradan gideceğiz. Arkamızda bir tane çıktı, gördüm. Hoppa. Şşt, yavaş. Yandan da şu arkadaki kafa tasları da ateş edince. Okey. Vücudundan mı çıkayım? Ha. Ha evet, oyunda bu arada sadece platformlardan atlamıyoruz. Aynı zamanda bazı puzzle'lar da var, küçük puzzle'lar. Bu puzzle'lar için bazen bedenimizden çıkmamız gerekiyor. Evet. Onun için gerçekten bu puzzle'ları çözmek için gerçekten kafamızı kullanacağız. Buna benzer böyle hack and slash tarzı oyunlarda puzzle, God of War'da da vardı benzer şeyler. Bir şeyleri itip çekip oradan oraya zıplamak, oradan oraya atlamak. Burada da yapmışlar. Bu arada çok sevimli. Açık. Burada bir kol var. Burada da bir kol var. Çıkamıyoruz buraya. İt. Haa. Niye çıkamıyorum? Yanık duruyor. O yüzden mi? Aşağı mı çıktım? Burada bir platform indi aşağıya. Platform ve kutu kalktı. Evet. Ha, evet şimdi oldu galiba. Merhaba. Ben geldim. Tamamladık. Açıl susam açıl. Evet. Puzzle'ı çözdük. Şimdi nereye giriyoruz? Ahıra giriyoruz. Kaydedelim. Oyunu bu arada kafanıza göre kaydedemiyorsunuz. Sadece bu yeşil ikizleri içtiğinizde oyun kendi kendine kaydediyor. La 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 la. O ne be? Kalabalığa bak. Fare geliyor burada. Ha, bunların yuvası var burada. O zaman farelerin... Evet, yuvalarını hızlı bir şekilde yok etmek gerekiyor ki fareler sürekli gelmesin. İniyorum buradan. İndim. Burada da kafatası var. Kafatasını da aldık. Buradan yukarı çıkacağım herhalde. Hop. Oradan geldim. Şimdi oraya gideceğim. Buradan atlayabilir miyim? Atladım. Hop. Yine fare mi onlar? Evet, yine fareler. Ya, atraksiyona bak ya.
Temizledik. Aa, yanıyorum. Hop. Aa, yanıyor bayağı buralar. Su dökelim sönsün. Neyse, bir daha vurmayacağım size. Yakıyorsunuz çünkü onu. Ne yapacağız burada? Buradan. Hop. Merhaba kafatası. Ben buradan geldim zaten. Ha. Okay. Okay. Buradan gidelim. Oba. İç. Hayda. Yanıyor da. Hop. Arkadaş, dönmeseydin keşke. Ah. Duman kokusu var ha. Hayda. Etraf yıkılıyor. Ya ben böyle hoplamayı zıplamayı çok sevmem diyorum. Ah. Koş. Orada ekran bayağı sallanıyor ve nereye atlayacağımı görmek zorluk çekiyorum. Yanlış mı gidiyorum? Doğru başka bir yol var mı bilmiyorum ama. Hop. Koş. Oh. Halledim. Böyle şeylerde inanılmaz geriliyorum. Hopla zıpla, bir de böyle adrenalin. Çıkış da çok iyi bir yalnız. Aferin sana Jack. İçelim bakalım, kaydedelim. Mekanı alt üst ettim tabii, ne sandın? Dur ya, hemen aksiyona giriyoruz yine. Aa, korkuluk mu? Evet, korkuluk galiba. Yaklaş bakayım şöyle. Her tarlada bulunan korkuluk işte. He, görmüş işte tabi. Sen de toz ol hadi buradan. Yaşlı kral. Kışın yakacağı çevireyim seni. Gelmiş. Kaçık bir ruh mu görevlendirdi? Evet, beni görevlendirdi. Gel. O zaman sana insanların zaten ölmek için yaşadıklarını gösterelim. Büyük laflar. Seni bir daha gömeceğim ulan zibidi.
İnsen aşağı. Tuşu atacağız. Hayda. Çok canım gitti ya. Bu arada bunun bir cam barı var mı görmüyorum. Öldü. Süper. Aferin sana Jack. Oo, silah düşürdü. Vay, güzelmiş. Ellerine sağlık Jack. İlk bölüm bitti galiba. Stingy Jack, the genius trickster who could fool even the devil himself, has returned to the mortal realm. Armed with a brand new body and his soul cruelly bound to a festering pumpkin, Jack has been joined by his stoic guide, the owl, and commandeered the services of a cowardly crow to fight on his behalf. But there must be no more time for fun and games. Jack and his companions of the night must embark upon their quest to slay the wizard. With Jack now perfectly attuned to his new vessel, the owl leads him to the mountains in the distance. For at the heart of the mountains, through a network of ancient mines. Madenlere giriyoruz ha. Evet, Pumpkin Jack böyle bir oyun. Özellikle Cadılar Bayramı arifesinde oldukça tatlı bir oyun olmuş. Dediğim gibi hack and slash oyunları biraz kafa dağıtmak için, biraz da ufak tefek puzzle'larla meşgul olmak için oldukça güzel. Ben oyunu da çok sevdim. Aksiyonu da dozunda, heyecanı güzel. Puzzle'ları da hani şimdiye kadar bir veya iki tane puzzle yok ama gayet dozunda güzel olmuş, keyifli olmuş. Oyun böyle devam ediyor. Oyun Epic Games Store'da satışa çıktı. Oldukça da uygun bir fiyatı var. Ben çok keyif alarak oynuyorum şu anda. Size de öneririm. Size de göstereyim istedim Pumpkin Jack'i. Özellikle dediğim gibi Cadılar Bayramı arifesinde çok böyle tatlı ambiyans size yaşatacak güzel bir oyun olmuş. Tavsiye ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Başka yine böyle kısa bakış videolarıyla, yine oyun videolarıyla karşınızda olacağız. Çok iyi bakın kendinize. Görüşürüz. Hoşçakalın.